1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup, 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartlara ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük Savaş'ın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Milleti ve memleketi 1. Dünya Savaşı'na sürükleyenler, kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet, aciz, haysiyetsiz ve korkak. Yalnız padişahın iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razı. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilaf devletleri ateşkes anlaşmasının hükümlerine uymayı gerekli bulmuyorlar. Birer bahaneyle itilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana ili Fransızlar, Urfa, Maraş, Ayıntap İngilizler tarafından işgal edilmiş. Antalya ve Konya'da İtalyan askeri birlikleri, Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı subay ve memurlarla özel ajanlar faaliyette. Nihayet konuşmamıza başlangıç olarak aldığımız tarihten 4 gün önce, 15 Mayıs 1919'da İtilaf devletlerinin uygun bulmasıyla Yunan ordusu da İzmir'e çıkartılıyor. Bundan başka memleketin her tarafında Hristiyan azınlıklar gizli veya açıktan açığa kendi özel emel ve maksatlarını gerçekleştirmeye, devleti bir an önce çökertmeye çalışıyorlar. Sonradan elde edilen güvenilir bilgi ve belgelerle iyice anlaşılmıştır ki, İstanbul Rum Patrikhanesi'nde kurulan Mavri Mira heyeti, illerde çeteler kurmak ve idare etmek, gösteri toplantıları ve propagandalar yaptırmakla meşgul. Yunan Kızıl Haçı ve Resmi Göçmenler Komisyonu, Mavri Mira heyetinin çalışmalarını kolaylaştırmakla görevli. Mavri Mira heyeti tarafından yönetilen Rum okullarının izci teşkilatları, 20 yaşından yukarı gençleri de içine almak üzere her yerde kuruluşunu tamamlıyor. Ermeni Patriği Zavan Efendi de Mavri Mira heyetiyle birlikte çalışıyor. Ermeni hazırlığı da tıpkı Rum hazırlığı gibi ilerliyor. Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz sahillerinde örgütlenmiş olan ve İstanbul'daki merkeze bağlı bulunan Pontus Cemiyeti, hiçbir engelle karşılaşmadan kolaylıkla ve başarıyla çalışıyor. Durumun dehşet ve korkunçluğu karşısında her yerde, her bölgede bir takım kimseler tarafından kurtuluş çareleri düşünülmeye başlanmıştı. Bu düşünceyle yapılan teşebbüsler bir takım kuruluşları doğurdu. Örnek olarak Edirne ve çevresinde Trakya Paşaeli adıyla bir dernek vardı. Doğuda, Erzurum'da ve Elazığ'da, genel merkezi İstanbul'da olmak üzere Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti kurulmuştu. Trabzon'da Muhafazayı Hukuk adında bir dernek bulunduğu gibi, İstanbul'da da Trabzon ve havalesi Ademi Merkeziyet Cemiyeti vardı. Bu dernek merkezinin gönderdiği temsilcilerle Of ilçesinde ve Rize sancağında da şubeler açılmıştı. İzmir'in işgal edileceği konusunda Mayıs'ın 13'ünden beri açıktan belirtiler görmüş olan İzmir'deki bazı genç vatanseverler ayın 14-15. Gecesi kendi aralarında bu acıklı durumla ilgili görüşmeler yapmışlar. Bir oldu bittiye geldiğine şüphe kalmayan Yunan işgalinin ilhakla sonuçlanmasına engel olma kararında birleşerek reddi ilhak ilkesini ortaya atmışlardır. Aynı gece bu ilkenin yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere İzmir'de Yahudi maşatlığına toplanabilen halk tarafından bir gösteri toplantısı yapılmışsa da ertesi gün sabahleyin Yunan askerlerinin rıhtında görülmesiyle bu teşebbüsten beklendiği ölçüde sonuç alınamamıştır. Yıkılış yıllarında yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
temellerinin attırmaya çalışıldığı milli mücadele yıllarında özellikle o karışık ortamdan yararlanmak için birçok azınlık gerçek yüzlerini Türkiye devletimizin veya Anadolu topraklarımızın işgali sırasında göstermişlerdir. Özellikle bunlara örnek vermek istersek, Yunanlıların İzmir'e ayak basmaya çalıştığı, bayağı bastığı o günlerde özellikle haçlarını çıkaran Yunanlı Rumlar veya genel olarak Rum insanları, Türkenli insanlar kiliselerinde çanları çalarak İzmir Körfezi'nde sevgi gösterilerinde bulunmaya çalışmış Yunan askerlerinin İzmir'e girişleri sırasında. Yani bunun nice örneklerini yurdun değişik bölgelerinde görebiliriz. Ve dolayısıyla o karışık günlerde kurtuluş mücadeleleri verilirken azınlıklar da geçmişten beridir emellerini gerçekleştirebilmek için Anadolu topraklarında bir takım yerleri ele geçirebilmek veya mensubu oldukları bir takım devletlere topraklarımızı katabilmek için teşkilatlanmışlar. Ve bu doğrultuda azınlıkların birçok teşkilatlanmalar da bulunduklarını ve ayaklanmalar, isyanlarda ön ayak olduklarını görüyoruz. Mesela Rumları düşündüğümüzde Rumlar özellikle Trakya bölgesinde Mavrimira cemiyetini kurmuşlar ve Mavrimira cemiyeti önderliğinde göçmenler cemiyeti, eski Osmanlılar döneminde kurdukları etniki Eterya cemiyeti, yine Kızılaç teşkilatı ve kiliselerle işbirliği yaparak kiliseleri bir silah deposu, bir merkez gibi görevlendirerek bir takım Marmara bölgesinde işte bir Bizans devletini kurabilmek amacıyla veya Yunanistan'a Atanasoz topraklarımızın katılabilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmuşlar. Ayrıca Trabzon'un Pontus Devleti'ni kurabilmek için Samsun merkezli İnebolu'dan Hopa'ya kadar olan o bölgede yine silahlı çeteler kurarak birçok o yörede yaşayan Müslüman Türk insanlarına baskılar uygulamışlar, katliamlar yapmışlar o bölgeyi ele geçirebilmek ve Trabzon Pontus Devleti'ni kurabilmek amacıyla. Yine Ermenileri düşündüğümüzde Hınçak ve Taşnak cemiyetleri özellikle Osmanlıların son dönemlerinde kurulmuşlardı. Ve yine o İstiklal Mücadelesi'nin o yıllarında İstanbul merkezli Doğu Anadolu bölgesinde birçok şubeler açarak yine Fransızların Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Çukurova'yı işgali yıllarında onlarla birlikte hareket ederek veya dış güçlerin desteğiyle işte isyanlar çıkartmışlar ve özellikle doğuda bir Ermenistan devleti kurabilmek için faaliyette bulunmuşlar. Ve bunda da başarılı olabilmek için yine birçok katliamlar yapmışlar. Yani bildiğimiz gibi Birinci Dünya Savaşı yıllarında Ruslarla birlikte Kafkaslardan hareket eden Ermeniler yine aynı amacı gerçekleştirmek istedilerse de Rusya'daki ihtilal olayı Osmanlı'nın lehine sonuçlar sağlamış ve Ruslar geri çekilme ihtiyacı hissettiğinde Ermeni insanları da onlarla beraber gitmiş. Tabii ki daha önce bölgede yaşayan Ermeni vatandaşlarımızı da bölgenin güvenini sağlamak için Ruslarla işbirliği yapmamaları için teçhir yasası uygulamasıyla Osmanlı güvenlik içinde olan Suriye'nin
kuzeyi, Anadolu'muzun güneyi, Güneydoğu bölgesinin Suriye topraklarına yerleştirmişler. Yani dolayısıyla Kurtuluş Savaşı yıllarında yine Ruslar kendi iç meseleleriyle ilgilenirken Ermeniler doğu bölgelerimizden girerek MLM gerçekleştirmek için bizi zor durumlara sokmuşlar. Ve Kazım Karabekir Paşa önderliğinde yapılan savaşlarla onları günümüzdeki milli sınırlarımız dışına çıkartmışız. Ve sonunda da Gümrü Anlaşması'yla bir ölçüde Ermeni meselesi sonuçlanmış. Ve Yahudilere baktığımız zaman Yahudiler de özellikle İstanbul'da yaşıyorlar ve özellikle arz-ı mevut denilen ideallerini gerçekleştirmek için yani Nil'den Dicle'ye, Fırat'a kadar o topraklara hakim olabilmek için işte yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iç karışıklar içerisinde olması için onlar da o bölgelere hakim olabilmek için bir takım cemiyetler kurarak işte ne alyans, şu anda hatırlayamadım, Musevi Alyansı adı verilen bir teşkilatlanmayla, benzeri bir takım teşkilatlanmalarla onlar da faaliyette bulunmuştur. Bütün bu ayaklanmalar, bu teşkilatlanmalar sonuçta yeni kurulmakta olan Türk devletini ve mücadelesini mutlaka çeşitli zamanlarda zaafa uğrattıysa da, zaman kaybetmesine, güç kaybetmesine sebep olduysa da sonuçta emellerini gerçekleştirememişlerdir diyelim.